Hobi evim, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model hazırladım sizler için. Petek modeli adı verilen 3 boyutlu şahane bir model arkadaşlar. Kırmızı iple çalıştım ben daha öncesinde. Şimdi hep birlikte sarı iple çalışacağız. Modelimizin yapılışına geçelim hemen. Modelimin anlatımını bebe yünüyle yapacağım arkadaşlar. Yine ilk başladığım kırmızı renkteki modelim de bebe yünüyleydi. 4,5 numara şiş kullanıyorum modelimi hazırlarken. Siz ipinize göre uygun bir numarada şiş seçerek modelinize başlayabilirsiniz. Hemen ilmek atarak başlayacağım modelime. Modelimiz altı ve katları şeklinde ilerliyor. Bir de başlangıç ve bitiş iki tane kenar ilmeği olacak. Toplamda 6 ve katları artı 2 şeklinde. Herhangi bir ilmek atma şeklinde ilmek atabilirsiniz. Kesin bir şartı yok o ya da bu şekilde. Yine lastik üzerine örebilirsiniz modeli ya da lastik örmeden de direkt başlayabilirsiniz. Çünkü kıvrılma yapmıyor modelimiz. Ben bir önceki modelimi 4 örnek olarak başladım. Şimdi 3 örnek başlayacağım. Her bir modelim için 6 ilmek atıyorum. Hemen sayalım. 6 bir model için. İkinci model. Üçüncü modelim için attım bu ilmekleri de. Şimdi 2 tane de kenar ilmeği için atıyorum. Başlangıç ve bitiş kenarlar için. Şimdi tekrar sayalım. 6 bir modelim. 6 ikinci modelim. 6 üçüncü modelim. 2 tane de kenar ilmeğim için var arkadaşlar. Şimdi burada ipimi bağlayarak sağlamlaştırıyorum ve anlatımıma geçiriyorum. Hemen modelimize başlayacağız. İlk sırada. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Hemen yanına bir, iki düz ilmek örüyorum. Üçüncü ilmeği bir kez örüyorum. Şişimi sol şişteki ilmeği çıkarmadan bir ilmek attım. Ve tekrar örüyorum. Bir ilmeği üç ilmek haline getirdim. Hemen yanındaki ilmeğe de yine aynı işlemi yapacağım. Bir, soldaki ilmeğimi çıkarmadım. İlmek attım sağdaki şişime. Bir kez daha ördüm. 3 ilmek. Şimdi arada 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. 5. ilmeğimi yine 1, soldakini çıkarmadım, artırdım. Bir kez daha ördüm. Hemen yanındakine yine aynı işlemi yapacağım. Artırdım. Bir kez daha ördüm. Yine 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Hemen yanındakini, 5. ilmeğimi bir kez ördüm. Artırdım. Aynı ilmeği bir kez daha örerek 1 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Hemen yanındakini yine aynı şekilde 1 artırıyorum. Örüyorum. Şimdi yine kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğim kaldı. 2 tane düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi 3. düz örerek sıramı tamamladım. Modelimi döndürüyorum. Başlangıç ipimi keseyim burada. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Tüm ilmeklerimizi ters öreceğiz. Başta 3 ilmeğimiz var. 2, 3 ters olarak ördüm. Şimdi artırdığım ilmeklere geldim. Üçlü 2 tane grubum var. Bunları örmeden sağdaki şişime alıyorum. Toplamda 6 tane ilmeğimi örmeden şişime aldım. Şimdi aradaki 4 ilmeğimi yine ters olarak 2, 3, 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine 6 tane
3 6 tane 3 3 6 tane 2 grup ilmeğim var. Artırdığım ilmekler. Bunları örmeden yine sağdaki şişimi aldım. Hemen yanındaki 4 ilmeği yine ters olarak örüyorum. 2 3 4. Yine 2 tane üçlü grubum var. Bunları örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğimi de ikisi modelime dahil, birisi de kenar ilmeği ters olarak üçünü de ördüm. Yine ön yüzdeyim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanında ön modelime dahil olan 2 ilmeğim var ve yanında 3 tane modelimin tam yarısı burası. 5 ilmek toplamda. 3 tane artırdığım ilmeği önden şişime aldım. Arkadan 2 ilmeği çıkartıp tekrar soldaki şişimi alarak yer değiştiriyorum. İpim katlı bir ip olduğu için biraz zorlanıyorum tabi burada. 2 ilmeğimi şişime aldım. Daha sonra 3 ilmeğimi tekrar sol şişime geri takıyorum. İki ilmekle 3 ilmeğin yerini değiştirdim. Şimdi hemen yakınımdaki 3 ilmeği, bu artırma yaptığım önceki sırada artırma yaptığım ilmeklerin üçünü birlikte düz olarak ördüm. Yanında 2 ilmeğim kaldı. Onları da yine 1 2 düz olarak ördüm. Şimdi yine artırdığım 3 ilmek var hemen. Onları sağdaki şişime alacağım. Yine arkadaki 2 ilmekle yer değiştireceğim arkadaşlar. Bu sefer bu tarafa doğru devireceğim 3 ilmeğim. Biraz önce sağa doğru, şimdi bunları da sola doğru yatırmış olacağım. Yine önden geçiriyorum 3 ilmeğimi, 2 ilmeğimi arkadan. 2 ilmeğimi hemen ördüm düz olarak. Artırmış olduğum 3 ilmeğimi de üçünü birlikte öreceğim. Bakın modelim oluşmaya başladı. Hemen yine 2 ilmek, yanında artırdığım ilmekler var. Önden 3 ilmeğimi alıyorum. Arkadaki ilmeklerimi çıkarıyorum. Hemen soldaki şişimi alıyorum bunları da. Yine bu 3 ilmeğimi de soldaki şişe aldım. Üçünü birlikte örerek kesiyorum. Aradaki ilmeklerimi de 2 ilmeğimi, yer değiştirdiğim 2 ilmeği düz olarak ördüm. Yine artırdığım 3 ilmeğe geldim. Arka taraftan 2 ilmeğimi aldım. Artırdığım 3 ilmek önden yer değiştirmem gerekiyor. Her seferinde bu böyle olacak, unutmayın. 2 ilmek geldi. Onları düz olarak örüyorum. Artırdığım 3 ilmeği de üçünü birlikte örerek İkinci modelimi de tamamladım. Yine artırmış olduğum 3 ilmeği alıyorum. Hemen diğer 2 ilmeğimi çıkardım. Bunları arkadan tekrar şişime aldım. 3 ilmeğimi tekrar sol şişime geri takıyorum ve üçünü birlikte örüyorum. 2 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İlmeğim var, artırılmış 3 ilmeğim. Arkadan 2 ilmeğimi aldım. 3 ilmeğimi her zaman önden alıyorum arkadaşlar, kaçırmadan. Yer değiştirdim.
İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer üç ilmeğimi de birlikte, yine bir kenar ilmeğim var. Onu da düz olarak örüp bu sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi yine arka taraftayım. Tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Ufak bir parça başladım arkadaşlar. Çabucak anlatabilmek için. Tam bir modeli bitirdiğimde anlaşılır hale gelmiş olacak. Bir önceki sırada yaptığımız kesme işlemiyle yine başladığımız sayıya geri dönmüş olduk. Bu arada da modelimizi oluşturduk. Bakın modelimizin tam yarısındayız şimdi. Şimdi bu açmış olduğumuz ilmekleri kapatacağız. Yine ilk ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi alarak başladık. Hemen görmüş olduğunuz bu başta bu tarafa yatırdığımız 3 ilmeğimiz var. Bir ilmek aldıktan sonra bu ilmeği, hemen yanındaki ilmeği bir ördüm. Çıkarmadım, yine soldaki şişimi artırdım. Bir kez daha ördüm. Arada 4 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Yine tam bu sola yatırdığım kısma geldim. 3 ilmeğimi keserek sola yatırdığım kısma geldim. Tek ilmeğim var. Bunu da yine bir ördüm, artırdım. Bir kez daha örüyorum ve 3 ilmek haline getiriyorum. Hemen yanında yine sağa yatırdığım ilmeklerim var. Bir ördüm, artırdım. Bir kez daha örüp bunu da yine üçledim. Arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örüyorum. Yine 1, 2 ve 3 ilmek haline getiriyorum. Yine tam burada bakın, yerleri belli. Buradaki ilmeklerimizi artırıyoruz. Yine 4 düz ilmeğim var. Ve son sola yatırdığım üçlü ilmeğimin üzerindeki tek ilmeği 1 ördüm, artırdım. Bir kez daha örüyorum ve tek kenar ilmeğimi de örerek bu sırayı da tamamladım. Yine ters yüzündeyiz modelimizin. Yine tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece artırdığımız 3 ilmeği şişimize örmeden alıyoruz yine. Başlangıç sırasında olduğu gibi. Aradaki 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Artırdığım 1, 2, 3, hemen yanındaki 1, 2, 3 ilmeği de örmeden aldım. Yine aradaki 1, 2, 3, 4 ilmeği ters olarak ördüm. Yine artırdığım ilmeklere geliyorum. 2, 3 tane. Hemen yanında 1, 2, 3 tane daha var. Örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. 3, 4. Yine artırdığım 3 ilmek var kenarda. Onları aldım ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve bu sırayı da tamamladım. Yine ön yüzdeyiz. Şimdi modelimizi tamamlayacağız burada. Açtığımız ilmekleri kapatarak. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Önde hemen sırada 3 tane artırmış olduğum ilmeğim var. Arkadan hemen yanındaki 2 ilmeği sağ şişime aldım. Bu 3 tane artırdığım ilmeği çıkarıyorum ve sol şişime tekrar geri takıyorum. 2 ilmekle yer değiştirdim. Ama bu 3 ilmeği her zaman önden yer değiştiriyorum. Modelimin oluşabilmesi için. Arkadaki 2 ilmeği düz ördüm. Bu üçlü grubu da üçünü birlikte örerek kapatıyorum. Şimdi yine bu kez önde 2 tane düz ilmeğim var. Hemen yanında 3 tane artırdığım ilmek. Yine önden
artırdığın ilmekleri sağ şişime aldım. Arkadan da diğer iki ilmeğimi şişime takıyorum. Tekrar sol şişime aktardım. Ve üçünü birlikte örerek yine bir ilmeğe düşürüyorum. Modelimi kapamış oldum. Yine bir, iki düz ilmeğimi ördüm. Ve yine artırma ilmeklerim var. Hemen arkadan yine aldım iki düz ilmeğimi. Çıkarıyorum buradaki ilmeklerimi ve tekrar yer değiştiriyorum. İki ilmekle. Önce iki ilmeğimi ördüm düz olarak. Daha sonra da bu üçlü ilmeğimi üçünü birlikte örerek atmış olacağım. Bakın modelimiz oluştu. Şimdi yine önümde iki düz var. Yanındaki üç ilmeği alıyorum. Biraz gevşek örerseniz burada daha rahat edersiniz arkadaşlar. Ben biraz sıkı örmüşüm kamera karşısında. O yüzden biraz zor alıyorum. Aslında çok kolay ilerleyen, zevkli de bir model. 3 ilmeğim yine önde. Üçünü birlikte düz olarak ördüm. Hemen yanındaki 2 ilmeği de düz olarak sırasıyla örüyorum. Cin modelimiz de oluştu. Hemen son modelimizi de oluşturup modelimizin son halini görelim. Yine değiştirdim yerlerini. Modelimiz bu şekilde tekrar edip gidiyor arkadaşlar. Artırdıklarımızı bir sonraki sırada kesiyoruz. Ters yüzünden herhangi bir model uygulaması yapmayacağız modelimiz. 3 tanesini birlikte ördüm. Yine ön yüzden 3 ilmeği alıyorum. Aradaki 2 ilmekte yer değiştireceğim. Hemen sol şişime aldım 3 ilmeği. Üçünü birlikte örüyorum. Daha sonra iki düz ilmeğim var. Bir de düz kenar ilmeğimi örerek bu sırayı da tamamladım. Modelim görmüş olduğunuz gibi oluştu. Hemen ben bir sıra ters öreceğim ve bir sonraki sıra için geleceğim. Bir sıra ters örgümü ördüm arkadaşlar. Şimdi yine modelimin başlangıcındaki yaptığım işlemleri yaparak modelime devam edeceğim. Yani ne yapıyordum? İlk başlarken bir ilmek düz örüyorum. Hemen yanındaki iki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi artık yerleri de belli zaten. Ve hemen bu kapattığım karenin en tepesindeki iki ilmeğin ilkini artırarak üç ilmek yapıyorum. Hemen yanındakine de yine aynı işlemi yapacağım. Arada 1, 2, 3, 4 ilmek düz olarak öreceğim. Yine yan yana 1, 2 ilmeği 3'er ilmek yapacağım. 1, 2, 3, 4 öreceğim. Ve 2 ilmeği yine artırarak 6 ilmek. Bitişte 2 ilmek düz ve kapanış ilmeği ile sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde tekrarlayan çok güzel 3 boyutlu bir model. Petek modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.